Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında nokta analitiği konusundaki orta nokta ve paralel kenar kuralı testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu Uç noktalarının koordinatları 1'e 2 ve 3'e 10 olan AB doğru parçasının orta noktası nedir? Apsisler toplamının yani 1 artı 3 bölü 2'nin yarısı ve ordinatlar toplamının da yarısı 2 artı 10 bölü 2 yapar. Yani 2'ye kaç? 6 noktası yapar. Evet bizden bunun koordinatları toplamı isteniyor. Bu 2 ile 6'yı toplayacak olursak cevap ne çıkar? 8 çıkar. İkinci soruya geldik. ABC noktaları için AB doğru parçasının orta noktası, AB'nin orta noktasına bakalım. Şimdi apsisler toplamanın yarısı 0'a, ordinatlar toplamanın yarısı -1 mi yapıyor? Evet. Bu y ekseni üzerindedir. Evet, apsisi 0'sa y ekseni üzerinde mi oluyor? Doğru. Birincisi doğru. AC doğru parçasının orta noktası. AC'ye bakıyorum şimdi. Eksi 2 artı 4 yani 2 bölü 2'den 1'e eksi 5 artı 5 0 bölü 2'den 0 yapar. X eksen üzerindedir. Doğru. BC doğru parçasının orta noktası. BC'ye bakıyorum şimdi. 2 artı 4 6 bölü 2 3'e 3 artı 5 8 bölü 2 4 noktası yapar. Orijinal olan uzatlı 0 0 olan uzatlı x'ler farkı 3 y'ler farkı 4 3 4 5 üçgenden 5 çıkar. Bu da doğru mu? Doğru. O zaman 1 2 ve 3. Doğru olanlar 1, 2, 3. Yani hepsi de doğru olmuş oldu arkadaşım. Cevap 1, 2, 3 oldu örnekte. Geldik örnek 3'e. Uç noktaları A ve B olan AB doğru parçasının orta noktası 2, 3 noktasıdır. A 1'e 5 olduğuna göre şimdi A 1'e 5 B'ye x, y diyelim istersen. 1 artı x bölü 2. 1 artı x bölü 2. Eşittir kaç olacak? Orta noktası C ya. 2 olacak. Buradan 1 artı x eşittir 4'ten 1 artı x'i kaç buluruz? Pardon x kaç buluruz? 3 buluruz. Sonra 5 artı y bölü 2. 5 artı y bölü 2 eşittir 3'ten. 5 artı y eşittir 6 olur. Y'yi de buradan 1 buluruz. Bizden x virgül y koordinatı isteniyor. O da 3'e 1 noktası yapar. Yani örnek 3'ü 3'e 1 bulduk. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlemde 3 köşesinin koordinatları ABC olan ABC'de paraya kenarı isteniyor bizden. Bak ABC'de paraya kenarını şöyle bir çizelim. A noktası 1'e 2 B noktası eksi 2'ye 4. Bak böyle yazdım ya şuraya C buraya D diyemezsin. A B bu sırada yazdıysan bu sırada devam edeceksin böyle. Yani C burası D burası olacak. C noktası 5'e 1 ve D noktası da bilmiyoruz. Şimdi x virgül y diyelim buraya. Paraya kenarda karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Yani 5 artı 1 kaç yaptı? 6. Eksi 2 ile neyi toplarsan 6 yapar? 8'i Sonra 2 artı 1 3. 4 ile neyi toplarsan 3 yapar. O da eksi 1'i. O zaman y de eksi 1 yaptı. Bu D köşesinin koordinatları isteniyor bizden. 8'e eksi 1 noktası çıkar. Geldik örnek 5'e. 3 köşesi bu olan AC köşegenin uzunluğu nedir diye soruluyor. Hemen şöyle bir paraya kenarı çizelim. Karşılıklı kenarlar toplamları, e, karşılıklı apsiler toplamları birbirine eşit işte olacak değil mi? A'yı bilmiyorum. X virgül Y diyelim. B'yi biliyorum 0'a 2 diyelim. C'yi 3'e 5 olarak biliyoruz. Ve D'yi de 4'e 1 olarak biliyoruz. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. X artı 3 4'e eşit olacak. O zaman x'in kaç olması lazım? 1 olması lazım. 1 artı 2 yani 3. E, 5 ile neyi toplarsan 3 yapar? Eksi 2'yi. E o zaman bizden ne isteniyor? AC köşegenin uzunluğu. Hop şu köşegenin uzunluğu nedir? Soru işaret dediğimiz yer. Kare içinde. X'ler farkı 2. 2'nin karesi artı YLA farkı 5 eksi eksi 2. Yani 5 artı 2 yani 7. 7'nin karesinden 49 artı 4'ten 53 çıkar. Yani cevap böylelikle kök 53 oldu. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Şu analitik düzlemde verilmiş. Burası nedir? 0'a 0 noktası değil midir? C köşesinin koordinatları isteniyor. E karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit 3 yapması için. Şu x'i x virgülü y'de 3 yapması için ne olması lazım buranın? Eksi 2 olması lazım. Karşılıklı y'ler 5. 5 yapması için buranın da 3 olması lazım. Yani eksi 2'ye 3 noktası olacaktır. Ya da yazarsınız kardeşim. 0 artı 3 eşittir 5 artı x yazarsınız. Ee, buradan x'i eksi 2 bulduk dersiniz. Sonra 0 artı 5 karşılıklı y'ler toplamı eşittir. 2 artı y'ye eşit olacak dersiniz. 2 artı y'ye eşit olacak dersiniz. Ve y'yi de buradan 3 olarak bulursunuz. Noktamız da eksi 2'ye 3 çıkar. Örnek 6'yı da böylelikle bu şekilde bulduk. Ve bu testi bitirdik mi? Evet bitirdik. O zaman sırada ne var? Sırada oranlı bölen nokta ve ağırlık merkezi var. O zaman oranlı bölen nokta ve ağırlık merkezi testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.